yüksek oy alan ana muhalefet partisinin hakikaten bu oyu alabilecek kadar mevcut uygulamalara ne kadar itirazı vardı? Halk bu tercihini yaparken hakikaten mevcut savaş haline, yeni bir anayasaya, eğitimin linselleşmesi ve bu kadar soygun ve talan sisteminin ortadan kaldırılmasını, işte Alevilerin biliyorsunuz eşit yurttaşlık talebi vardı. Kürt halkının ana dil ve ulusal kimlik talepleri ve bunun mücadelesi çok açık ve ortadayken bunlara ne kadar karşı çıktı da oy aldı? Bu biraz değerlendirilmesi gereken bir yerde duruyor. Oysa çok da böyle bir söylemi yoktu. Savaşa itiraz dillendirmesi söz konusu değildi. Alevilerin eşit yurttaşlık talebine çok da ses çıkarmış, buna da cevap olmuş bir durumu söz konusu değildi. Yine Kürt halkının ana dilde eğitim ve ulusal kimlik, yani bir özellik talepleri vardır buna karşı veyahut da bu sorunun çözümüne karşı hiç de olumlu bir tepkisi olmamasına rağmen halk gidişata itiraz noktasında, ki bu noktada ben mevcut ana muhalefet partisine Alevilerin çok yoğun oy verdiğini ve Batı metropollerinde Kürtlerin de yoğun olarak yine mevcut ana muhalefet partisine yöneldiğini, oy verdiğini çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bunu biliyoruz, gözlemliyoruz. Hatta kendi içimizde böyle bir yönelmeye zorlanmış durumdayız. Çünkü şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Türkiye bir başkanlık sistemi önüne konmuş, bu toplumun önüne konmuş durumda. Bu başkanlık sistemi ya biri ya biri noktasında. Dikkat ederseniz üçüncü bir alternatife özellikle metropollerde çok da izin vermiyor seni. Zorunlu olarak iki tercihten birine yönlendiriyor. Yani çok istemesen de kötünün iyisi diyerek mevcuda itiraz anlamında böyle bir yönelme söz konusu oldu. Tarihsel olarak ve insanlığın hafızasında kalacak olan en önemli olaylardan birisi de Kürdistan bölgesindeki taşımalı seçmen meselesiydi. Bununla devlet ve iktidar direkt seçilmeden, yani insanların iradesine direkt ipotek koyarak, siz irade beyan edemezsiniz, siz kendi yöneticisinizi seçemezsiniz, biz dışarıdan birilerini getiririz, sizin yerinize iradenizi biz tayin ederiz, biz tespit ederiz şeklinde bir olayla karşı karşıya kaldık. Bu kabul edilir bir yerde durmuyor ve buna karşı da ben herhangi bir toplumsal kesimden ya da herhangi bir partiden itiraz da duymadım. Buna itiraz etmeyen, buna karşı çıkmayan hiçbir düşünce ve hiçbir toplumsal kesim vicdani olarak hareket etmemiş olarak düşünüyorum. Yani insanlar elini vicdanına koysun, bir yerde yaşamayan bir kişi geliyor, oranın yerel yönetimini tayin etme hakkını kendinde görüyor ve bunu devlet gücünü kullanarak yapıyor. Bu seçimlerde bence geriye kalan en ağır miras, en ağır tarihsel not olarak düşünmesi gereken bir konudur. Ben bir kadın, bir Kürt, bir Alevi olarak açıkçası beklentim çok da yüksek değil. Son tahlilde yine bu enerjinin belli çevrelerin potasında eritileceği korkusunu, kaygısını elbette ki yaşıyorum. Çünkü bugün zindanlar muhaliflerle dolu. Ve zindanlarda açlık grevleri var. Barış anneleri dışarıda bunun temsilini yürütmeye çalışıyorlar, destek olmaya çalışıyorlar. Ve iktidarın ağzında yeni bir savaş konsepti gündemde. Biz buna itirazı çok da duymuyoruz. Yani özellikle Alevilerin bu ÇEDES programı ve Alevi Bektaşi Başkanlığı, Turizm Bakanlığı'na, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Alevi Bektaşi Başkanlığı'nın oluşturulmasına karşı da bir itiraz göremiyoruz. Yani evet, toplumda bir gidişata hayır var. Bu hayırı çok net, çok güzel, çok yüksek sesle dillendirdiler.
Ve bu gidişata da toplumun izin vermeyeceğini, toplumsal olarak bir kabul görmediğini net bir şekilde ortaya koydular. Ama bu nereye evrilecek? Bu bizim için önemli, gözlenmesi gereken, hassas olmamız gereken bir yerde duruyor. Yani beklentimiz size karşılık değil, bizlerin. Deminki söylediğim bu toplumsal, yani hak ve hakikat mücadelesi veren tüm toplumsal kesimlerin bir örgütlülük halinin, bir birlik halinin ve taleplerde ortaklanma halinin gerçekleşmesi gerekiyor. Yani örgütlenmede ve mücadelede mevcut duruma bir teslimiyet değil, hassasiyet geliştirmemiz gerekiyor. Taleplerimizi daha canlı, daha güçlü bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Böyle bir dönemi yaşıyoruz. Çünkü tecrübe, yani çünkü biz 100 yıllık cumhuriyet ve Cumhuriyet öncesi İttihat Terakki'nin bizlere reva gördüğü yol, yöntem, açığa çıkan durum böyle olması gerektiğini ve böyle davranmamız gerektiğini, zorunlu.